Evet, başlıyoruz. Herkese merhabalar. Biraz erken başlatalım istedik bugün akşamki toplantımızı. Astro Bilgi Evde programının 6.sına hoş geldiniz. Şimdi ekip arkadaşlarımızı görüyorsunuz şu anda burada. Bir yandan da Herkese bağlantıyı merhabalar. kontrol etmeye çalışıyorum. Şunu kapatayım. Tamam. Evet. Şimdi burada Astro Bilgi Evde ekibinden 7 kişi bağlı. Dursun Koçer hocamız, sunum sahibi olan Ethem Derman hocamız, pembe giymiş bugün çok güzel. Mert Koçer öğretmenimiz burada. Serdar Evren hocamız burada. Zeynel Tunca hocamız burada ama kaçacak. Az sonra YouTube'dan cevaplar verecek sizlere. Ümit Fuat Özyer öğretmenimiz burada. Evet, bir yandan da yayını kontrol ediyorum. Böyle sürekli olaraktan sorularımızı da alırsak ben bir yandan iletmeye çalışacağım. Şimdi Şu saat anda 4 dakikamız var. O yüzden sohbet ederek devam edebiliriz şimdilik. İstanbul'un üzerinden Elon Musk'ın uyduları geçiyor. Tren gibi gidiyorlar şu anda. Eğer bakacak olursanız tam batıdan çıkıyorlar, kuzeydoğuya doğru gidiyorlar. Zeynel hocam göremez yalnız, o İzmir'de olduğu için. İstanbul'dakiler duydunuz mu? Camdan dışarı bir bakın bakalım ya da balkondan görebiliyor musunuz? Elon Musk'ın uyduları böyle hareketli beyaz yıldızlar gibi gözükecekler. Ethem hocam, şimdi Efendim? sana soracaklar. Bunu nereden biliyorsun hocam diyecekler. Facebook sayfamda yazdım. Kendileri de bilebilirler nasıl bakacaklarını, hangi sayfaya bakacaklarını, orada hangi menüleri seçeceklerini yazdım. Uzun ayrıntılı bir şekilde. Onu eğer gerçekleştirirlerse her akşam acaba geçen var mı diye bakarlarsa görürler. Genellikle bu 9.30-10'a kadar gözükür akşamlar güneş battıktan sonra. Gece yarısı gözükmez bu uydular. Bir de sabahleyin güneş doğmadan önce gözüküyor. Herhalde ilgili olanlar bir şekilde yöntemini bulur ve bakar diye düşünüyorum Serdar Hocam. Doğru, haklısın. Tabii o uydular güneş panelleriyle çalıştığı için ışığı işte güneş batarken ve güneş doğarken o panellerden yansıyan ışığı bize yansıttıkları için görünmeleri çok rahat oluyor. Onun için yani gece 12'de 1'de görünmeleri nedeni bu aslında. Merak edebilirler belki. Yere yakın uydular geceleyin gözükmüyor. Geceleyin daha yüksekte olan uydular gözüküyor. Bunlar yaklaşık şu anda 400-500 kilometre yukarıdalar yerden yükseklikleri. Birisinin YouTube'undan ses geliyor sanki. Evet, bir YouTube'dan ses geldi. Ben de duydum. Benim sesimi duydum. YouTube'u seyrediyorsak kocalarım sesini kapatalım. YouTube'un sesini kapatmanız Ya da yeterli olur. YouTube'u kapatalım. Ya da evet o da olur. Evet böyle ara sıra değişecek bu kafalar göreceksiniz ama sunum başladıktan sonra. Bu akşam ne anlatıyorsunuz hocam, Ethem hocam? Evrende yalnız mıyız? Başlıklı bir sunumu anlatacağım. Oo. Bir öğrencim de Facebook'ta şey düşmüş bana, yorum düşmüş. Hocam evrende yalnız değiliz ama evde yalnızız diye. Aslında evde yalnız olmak kadar güzel bir şey var mı diye düşünüyoruz bir yandan da. Alışmamız lazım buna. Maalesef böyle kötü günlerde bir takım şeylere alışmamız lazım. Bunu öğreneceğiz. Şu anda saat 20:59. Evet, bir yandan herkes merhabalar diyor. YouTube'u görebiliyor musunuz Ethem Hocam? Sizin ekranda bir Yok, yandan... YouTube'umu açmadım. Tamam, dikkatiniz Açmadım. dağılmasın. Ben görüyorum. Kıbrıs'tan bir öğrenciniz bile katılmış size merhabalar diyor. Hasan Demir kendileri. Onun dışında bizim takipçilerimiz var. Onlar katılmışlar. Herkese merhaba, hoş bulduk diyorlar şu anda. Güzel niyetler geliyor. İyi niyetlerini dile Evet. getiriyorlar. YouTube'un sesini kapatalım.
Evet. İsterseniz Ethem Hocam screen share açabilirsiniz. Bizler de kendi sesimizi şimdilik kapatıp görüntülerimiz kalabilir. Ben Ethem Hocanınkini ortaya alacağım. Yaklaşık 10 gün önce Evrende Yaşam Var mı'nın bir anlamda birinci bölümü olan Rakamların Dili Var mı diye bir sunum yapmıştım. O sunumun sonunda bol miktarda evrende galaksi olduğunu, 200 milyardan fazla galaksi olduğunu söylemiştim ve her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olsa evrende ne kadar yıldız var diyerek bir sayıyı çıkartmıştık. Şimdi bu kadar yıldız olduğuna göre evrende, bu kadar yıldız olduğuna göre bizim güneşimiz gibi işte 10 üzeri 22-23 tane yıldız olduğuna göre güneşin çevresinde bu kadar gezegen varken neden başka yıldızların çevresinde gezegen yoktur diye sorardık her zaman. Biz yaşlılar sorardık tabii, işte 95'ten sonra doğanlar değil. O zaman Giordano Bruno, İtalyan bir papaz, 16. yüzyılda yaşamış, 1500'lü yıllarda. 1600'de de adamı yaktılar, öldürdüler herhalde o şeyde. Bu papaz dahi o zaman şöyle bir şey söylüyor. Çok sayıda güneşler var. Çok sayıda dünyalar bu güneşlerin çevresinde dolanıyorlar. Aynı bizim güneş sistemimizde güneşin çevresinde dolanan 7 gezegen gibi bu dünyalarda yaşayanlar vardır diyor. Ta 1500'lü yıllarda bunu söyleyen filozoflar var. Fakat kilise bu adamı cezalandırdı ve bir Roma'da bir meydanda yakarak öldürdüler. Bilim insanlarının başına sık sık gelir böyle şeyler. Şimdi güneş sistemimiz nasıl oluşuyor? Bunu ileride Zeynel Hocam anlatacak uzun uzun ama ben kısaca büyük bir bulut, molekül bulutu, soğuk molekül bulutu bir kuvvetle dönmeye başladığı zaman ortada yıldız, ortada yıldız oluşmaya başlar. Yıldız gittikçe kütlesi fazlalaştığı için çevresindeki tüm maddeleri çeker üzerine. Fakat ekvator bölgesindeki maddeleri çekemez. Çünkü buradaki parçacıklara uygulanan iki kuvvet vardır. Bir çekim kuvveti, bir de merkezcil kuvvet dediğimiz kuvvet. Dolayısıyla onları tam üzerine çekemez, bir disk oluşturur yıldızın çevresinde. Daha sonra bu diskte yoğunlaşan madde birbirleriyle çarpışarak gezegenleri oluşturur. Bu bizim yani güneşle beraber gezegenlerimizin beraber oluştuğunun çok güzel bir kanıtıdır. Gezegenler oluşur. O sırada güneş de merkezinde efendim hidrojen yakmaya başladığı için bu sistem, güneş sistemi kurulmuş olur. Şimdi biz biliyorduk, Bruno'dan bu yana biliyorduk, başka yıldızların çevresinde gezegen olması gerektiğini ama nedense teknolojimiz yeterli değildi. Teknolojinin gelişmesi lazımdı ki başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenleri yakalayabilelim diye. Dolayısıyla bu teknoloji gelişti, çok ilginç noktalara geldi. Biraz sonra daha da söyleyeceğim. Ne kadar gelişirse gelişsin, biz yıldızlar çok uzak olduğu için teleskopla baktığımızda onları nokta halinde görüyoruz. Parlak nokta halinde görüyoruz. Onun çevresinde dolanan küçük bir gezegeni görmemiz çok çok zor. Yeni yöntemler bulmamız lazım da onları görebilmemiz için. Dolayısıyla bir sürü yöntemler gelişti. Uzay teleskopları yapıldı ki bunları nasıl görebiliriz diye. Keşif yöntemlerinden bazılarından size söz edeceğim. Hepsini anlatmayacağım. Hızlı geçelim. Bunlardan en önemlisi dikine hız yöntemi. Dikine hız yöntemini doğru anlamamız lazım. Şöyle ki biz deriz ki Jüpiter Güneş'in çevresinde dolanıyor.
dünya güneşin çevresinde dolanıyor deriz. Aslında söylem yanlıştır. Güneş ve dünya kütle merkezi etrafında dolanıyorlar dememiz lazım. Dolayısıyla şurada sağ üstte gördüğünüz yıldızın çevresinde bir gezegen varsa, bu gezegenle güneşin oluşturduğu bir kütle merkezi vardır. İşte o kütle merkezi çevresinde bu yıldız şöyle küçük bir hareket yapar. Bu küçük hareketini, yani ileri gider veya geri gelir. İleri giderken ışığı kırmızıya kayar, gelirken de maviye kayar deriz. Dolayısıyla o yıldızın tarifini aldığımız zaman bunu keşfedebilirsek deriz ki bu yıldızın çevresinde gezegen var deriz. Bunu nereden anlıyoruz? Tarifindeki çizgilerin kırmızıya ve maviye kaymasından anlıyoruz. Fakat bu miktar çok küçük. Bu kadar küçük bir dikine hızı saptamak için teknolojinin gelişmesini bekledik işte. Eskiden bizim zamanımızda, yani 1970'lerde, 80'lerde kilometre saniye diye ölçerdik bu hızın birimini. Artık metre bölü saniye olarak ölçülebiliyor. İkinci bir yöntem geçiş yöntemi diyoruz. Geçiş yöntemi yıldızın önünden gezegen geçerken yıldızdan gelen toplam ışığı sürekli olarak kaydederiz. Eğer şöyle bir girinti varsa, aa deriz bunun önden yıldız gezegen geçti deriz. Fakat böyle bir yapıyı birçok şey oluşturabilir. Bunu daha bir sabitlemek için diyoruz ki bu düşme ardışık olarak en az 3-4 defa gözlenmeli ki ve aralarındaki zaman farkı eşit olması lazım ki bu gezegen yıldızın önünden geçiyor olması lazım. Dikkat ederseniz hem geçiş yönteminde hem de dikine hız yönteminde gezegeni görmüyoruz. Dolaylı olarak gezegenin varlığını saptıyoruz. Gezegeni görmemize imkan yok bu şekilde, bu yöntemlerde. Dolaylı olarak anlıyoruz ki bu yıldızın gezegeni var. Burada da gördüğünüz gibi gezegen yıldızın önünden geçerken gelen ışık düşüyor ve çıkıyor tekrar. Şimdi bu düşme miktarı çok düşüktür. Yani saniyede 1000 foton geliyorsa o yıldızdan, gezegen önünden geçerken 995 tane foton geliyordur. Dolayısıyla o 5 fotonun düşmesini de bize algılayacak çok iyi dedektörlerimizin yapılması gerekiyordu. Hep aynı şekilde ondan bahsediyorum. Teknolojinin gelişmesinden bahsediyorum. Böyle geçiş yöntemiyle biz bu gezegenleri yakalayabilmemiz için birkaç koşul lazım tabii. Gezegen yıldızının çevresinde dolanırken bir yörünge düzlemi var. Bu yörünge düzlemi tam benim bakış doğrultumda olması lazım. Tam benim bakış doğrultumdaysa ancak ben gezegenin önünden geçtiğini görürüm. İşte güneş sisteminde de Venüs geçişi oluyor, Merkür geçişi oluyor ya, hepimiz aynı düzlemde olduğumuz için, tutulum düzleminde olduğumuz için bunları görebiliyoruz. Bu geçiş gözlemi insanların çok hoşuna gitti. Dedektörler de çok iyi geliştiği için NASA Kepler diye bir uzay teleskobu yaptı ve uzaya fırlattı bu teleskobu ve bu Samanyolu içerisinde belli bir bölgeye baktı Kepler teleskobu. Bize olan uzaklığı yaklaşık 3000 ışık yılıydı bu bölgenin. Burada da tam 157 bin yıldız vardı. Bu 157 bin yıldızın ışığını 4 yıl boyunca her saniye ölçtü. Her saniye ölçtü ve bu gözlemi yapılan yıldızların hep ışık eğrilerini çizdi ve baktı geçiş gözlemi yapan var mıdır diye. Bol miktarda gezegen buldu. Burada mesela yıldızıyla gezegenin çaplarını karşılaştıran, yıldızın büyüklüğünü gösteren yapıyı görüyorsunuz. Üçüncü bir yöntem doğrudan görüntüleme yöntemi. Büyük teleskoplarla bunlar yapılabiliyor. Görsel bölgede baktığımız zaman yıldızı görüyoruz, yanındaki gezegeni görmüyoruz. Ama daha kırmızı öte bölgeye gittiğimiz zaman, daha uzun dalga boylarında gözlem yaptığımız zaman ilginçtir ki yanında artık bir yıldızı olduğunu, gezegeni olduğunu görüyoruz.
Çünkü o sıra yani daha uzun dalga boyuna gittiğimiz zaman gezegenle yıldızın ışık miktarı biraz daha birbirine yaklaştığı için görüyoruz. Burada önemli olan burada gezegeni doğrudan görebiliyoruz. Daha önceki iki yöntemde maalesef ancak dolaylı olarak görebiliyorduk. İşte teknolojiyi daha da geliştirdiler. Artık yıldızın önünü kapatacak, yıldızdan gelen ışığın piksellerini kapatacak yöntemleri de mümkün oldu. O zaman çevresindeki gezegenleri rahat rahat artık saptayabiliyorduk. Şurada görüyorsunuz yıldızın ışığını kapatmışlar gözlem yaparken ve bu yıldızın gördüğünüz gibi 4 tane gezegeni var. Yıldızın adı HR 8799. Bu öte gezegenlere isim vermemiz lazım. Çünkü bunları katalogluyoruz sürekli olarak. Katalogladığımızda isim vermemiz lazım. İşte şöyle isim veriliyor. İlk bulunan gezegenine B diyoruz. Yıldızın adını, daha doğrusu katalog adını veya kendi adını yazıyoruz. Yanına B harfini koyuyoruz. İkinci bulunan C, üçüncü de E diye gidiyor. Bu şekilde isimlendirme yapabiliyoruz. Şurada da görüyoruz yine yıldızın ışığının geldiği pikselleri kapatarak çevresindeki gezegenleri görmemiz mümkün oluyor. İlk öte gezegeni 1995 yılında keşfettik. 1995 yılında bir ilk gezegen bulundu. Daha sonraki yıllarda bulunan gezegenlerin sayısını burada görebiliyorsunuz. En çok yeşil diye gösterdiğimiz bu geçiş gözlemiyle yakaladığımız ve bunların şu yeşillerin çoğu Kepler teleskobuyla gözlediğimiz öte gezegenleri gösteriyor. Bunları biriktirerek baktığımız zaman işte hangi yöntemle dikine hız yöntemiyle kırmızı bu kadar bulmuşuz. Yeşil renkli olanlar geçiş yöntemiyle doğrudan görüntüleme mavi renkle gösteriliyor. Bu şekilde bunları saptıyoruz ve bunların kataloğunu tutan Avrupa'da ve NASA'da ayrı iki tane merkez var. Bunlara baktığımız zaman bugüne kadar 20 Nisan 2020'ye kadar Avrupa'da kataloglanan 4248 tane, NASA'daki katalog sayısı ise 4151 tane öte gezegen keşfetmişiz. Bunların içerisinde birden fazla gezegeni olan yıldızların sayısı 660 tane. Bir sürü 5000'den fazla öte gezegen adayı var. Ne demek öte gezegen adayı? Eğer bir öte gezegeni bir yöntemle bulmuşsak onu aday kabul ediyoruz. Muhakkak ikinci bir yöntemle keşfedilmesi lazım ki artık garanti olsun, kataloglara girebilsin diyoruz. Onun için 5000'den fazla öte gezegen adayı var diyoruz. Son yıllarda bu yaptığımız gözlemler sonucunda baktık ki her iki yıldızdan birinin gezegeni var. O zaman şu anda Samanyolu'nda eğer 300 milyar yıldız varsa ve her iki yıldızdan birinin 1 ila 10 tane gezegeni varsa sadece bizim gökadamımızda bir trilyondan fazla öte gezegen var demektir. Bir başka bakış açısı, gökadamımızda her yıl ortalama 10 yeni yıldız oluşmaktaysa ve bunlardan 5'inde gezegen oluyorsa 1 ile 10 arasında, o zaman her yıl 5 ila 50 gezegen bizim Samanyolu'nda gezegen sistemine kaydoluyor demektir. Şu grafikte şu mavi ile gösterilen tek gezegen olan yıldızlar. Şu pembe ile gösterilenler iki gezegen olan sistemler, üç gezegen olan sistemler ve yeşil ile gösterilen de 4 veya daha fazla öte gezegeni olan sistemleri gösteriyor. Peki bu bulduğumuz öte gezegenlerde yaşam var mı? Yaşam hangi öte gezegende olabilir? Bir kere niye bunlara öte gezegen dediğimizi de anlatmamız lazımdı. Baştan unuttuk, kusura bakmayın. Şimdi Güneş sistemindekilere gezegen diyoruz. Güneş sisteminin ötesinde başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenlere de öte gezegen diyoruz. Ötede olduğu için.
Bu öte gezegenlerden hangisine yaşam olabilir diye baktığımız zaman dünyadaki yaşamı biliyoruz. Dünyadaki yaşam biliyoruz ki okyanusların dibinde önce tek hücreler oluştu. Daha sonra bunlar çok hücreli oldu ve işte yaşam meydana geldi diye biyoloji dersinde öğretmenlerimiz anlatır. O zaman gezegende su olması lazım. Okyanuslar olması lazım. Peki hangi gezegende sıvı su bulunur yüzeyinde? Eğer gezegen yıldızına yakınsa çok sıcak olacak. O zaman su buharlaşıp uçacak. Eğer gezegen yıldızından uzaksa işte mesela Jüpiter, Satürn uyduları hep buzlarla kaplı. Kilometrelerce kalınlıkta buzlarla kaplı. Çok soğuk olduğu için de orada su buz halinde bulunuyor. Sadece öyle bir bölge var ki buna yaşanabilir bölge, habitable zone diyoruz. Bu yaşanabilir bölgede ise gezegen, onda yaşam olma ihtimali yüksektir diyoruz. Bizim güneş sisteminde gördüğünüz gibi Mars'la Venüs arası tam yaşanabilir bölge. Dünyamız da işte bunun ortasında çok şanslı bir yerde biz meydana gelmişiz diyebiliriz. Peki o zaman biz bulduğumuz tüm öte gezegenlerin yıldızına olan uzaklığını biliyoruz. Çaplarını biliyoruz, kütlelerini biliyoruz, bir sürü parametrelerini biliyoruz. O zaman hemen şöyle bir grafik üzerine koyabiliriz. Yıldızına olan uzaklığından hesap ettiğimiz yaşam alanı ve şuraya da kütlelerini koyuyoruz y eksenine de. Dikkat ederseniz bulduğumuz gezegenlerin çoğu yıldızına yakın ve büyük kütleli gezegenler. Bunun nedeni bizim bunları keşfetme yöntemlerimiz ancak bu tür gezegenleri buluyor demektir. Daha soğuk bölgedeki gezegenler de yine büyük kütleli öte gezegenler olarak görüyoruz. Bize ne lazım? Ilık bölgede olan öte gezegenler. Kütlesi fazla olmayacak. Onun için şunlar da işimize yaramıyor. Bunlar büyük ihtimalle gaz ve dev gezegenlerdir. Dolayısıyla şu karenin içerisinde bulduğumuz öte gezegenlerde yaşam vardır diyoruz. Sadece o karenin içerisinde. Dolayısıyla bunları çok daha ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Bilim insanları bunun üzerinde çok çalışıyorlar. Çok ilginç yeni parametreler tayin ediyorlar. Mesela yere benzerlik indeksi diye bir yeni parametre tayin ettiler. Bu yıldızına olan uzaklık, gezegenin kütlesi, gezegenin yarıçapı, birçok şey var bunun içerisinde. İşte dünya için bu yere benzerlik indeksi 1. Diyorlar ki yere benzerlik indeksi 0.8 ile 1 arasında olursa o öte gezegende yaşam olma ihtimali çok yüksek. O tür gezegenleri çok daha fazla inceleyelim diyoruz. Mars'a bakıyoruz. Mars'ın yere benzerlik indeksi 0.72. Dolayısıyla Mars'ta yaşam yoktur diyebiliyoruz eğer bu yere benzerlik indeksini doğru kabul edersek. Dikkat ederseniz yere benzerlik indeksi 0.84, 0.83, 0.81 olan 3 tane öte gezegen var. İşte bunlara daha fazla özen gösteriyoruz. Bunları çok daha fazla inceliyoruz. Büyük teleskopları bunlara yönlendiriyoruz. Eğer biz bir öte gezegenin kütlesini, boyutunu bulursak, o zaman şöyle bir grafikle ne tür gezegenler bulduğumuz zaman onların kimyasal yapısının ne olması gerektiğini de söyleyebiliyoruz. Örneğin burada X ekseninde dünya kütlesinden öte gezegenin kütlesi var. Şurada da gezegenin yarıçapı var. Dikkat ederseniz dünya ve Venüs burada. Demek ki merkezinde demir çekirdek olan öte gezegenleri bulursak bunun üzerinde olması lazım. Kayalık ve demirden oluşmuşsa bunun üzerinde olması lazım. Safi sudan oluşmuş öte gezegenler arıyoruz. Eğer bulursak onlar da bunların üzerinde olması lazım. Dikkat ederseniz şurada Satürn, Jüpiter var. İşte bunlarda hidrojen ve helyumun oranları önemli. Bunlara bakıyoruz. Yani bir anlamda bu grafik aşağıdan yukarıya yoğunluğu gittikçe artan öte gezegenleri bize gösteriyor. Bunlarda yaşam var mı? Bu yere benzerliği indeksi büyük olan
öte gezegenlerde var mıdır diye biz bunların atmosferlerinin tayfını alıyoruz. Atmosferin yapısına bakıyoruz. Acaba bunların atmosferinde oksijen var mıdır diye bakıyoruz. Bu baktığımız zaman işte Venüs'te karbondioksit var, dünyada ozon var diyerek daha çok su buharı ve ozon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların tayfını nasıl alıyoruz? Çok güç. Çünkü gezegen yıldızın önünden geçerken tayfını alıyoruz. Gezegen geçip gittikten sonra bir daha tayfını alıyoruz. İki tayfı birbirinden çıkarttığımız zaman geriye gezegenin atmosferinden geçerek bize gelen tayfı elde etmiş oluyoruz. Bunlara baktığımız zaman da genellikle metan, karbondioksit ve su buharı olduğunu görüyoruz. Ama henüz tek başına işte oksijen, azot karışımı bir atmosfer henüz yakalayamadık. Burada da çok gezegenli bir sistemle Güneş sisteminin karşılaştırılması var bu slaytta. Dikkat ederseniz Güneş'imiz şurada. Merkür, Venüs ve Dünya yörüngeleri gözüküyor. Bu Gliese 581 sisteminde de 5 tane öte gezegen var dikkat ederseniz. Ama bu 5 tane öte gezegen dikkat ederseniz Merkür yörüngesinin içinde. Yani bizim bu öte gezegenler bulma yöntemimiz hep yıldızına yakın olan öte gezegenleri yakalayacak güçte. Yöntemleri geliştiriyor. Yeni yeni yöntemler öneriyorlar ki dünya benzeri yıldızından işte 150 milyon kilometre uzaklıkta öte gezegenleri de yakalayalım diye geliştiriliyor. Şurada yine bir başka yıldız ve çevresinde dolanan 7 gezegeni var. Güneş sistemiyle karşılaştırmasını görüyoruz. Merkür yörüngesinin içinde neredeyse hepsi. Dolayısıyla biz daha uzakta olan öte gezegenleri de zamanla keşfetmemiz gerekiyor. NASA bir zamanlar ortalığı ayağa kaldırmıştı. 7 gezegenli sistemler bulduk diye. Bunlardan yani bulduk dediği yıldız Trappist 1 yıldızıydı. Bu Trappist 1 yıldızı evvela yerden yapılan gözlemlerle 4 tane gezegeni keşfedildi. Hemen uzaydaki teleskoplar bu yıldıza yöneldi ve ışık verileri elde edildi. 7 tane öte gezegeni olduğu ortaya çıktı. Bakın en yakın olanı 1,5 günde bir yıldızın etrafında dolanıyor. Bizim 365 günde dolandığımızı unutmayın. 1,5 günde bir dolaşıyor. En uzaktaki öte gezegen ise işte yaklaşık 20 günde yıldızın çevresinde bir kez dolanıyor. Ben bu sunumu yaparken hep şöyle bir espri yaparım. Burada da yapayım. Şu üçüncü öte gezegen çok güzel bir öte gezegen. Biz burada yaşasaydık eğer 4 günde bir yılbaşı tatili olacaktı. Yani 3 gün çalışacaktık, 1 günde yılbaşı tatili yapacaktık. Çok güzel bir çalışma olurdu. Bu Trappist 1 yıldızının 7 öte gezegeni de kayalık öte gezegen. Dünyamıza çok benziyor yani. Gaz gezegen değil, dev gezegen değil. Dünyamıza çok benzeyen 7 tane öte gezegeni var. Güneş sistemiyle karşılaştırırsak Güneş sisteminde 4 tane dev gezegen var. 4 tane de kayalık gezegen var. Bunlara yer benzeri gezegen diyoruz. Dolayısıyla bu 7 öte gezegende Trappist 1 sistemi çok hoşumuza gitti. Aman dedik, buna daha dikkatli bakalım dedik. 2 tane öte gezegeni yaşanabilir bölgede. Gökbilimciler bunlara çok önem veriyor bu 2 tanesine ve onları daha yakından inceliyor. Her sene en azından 3-4 tane bu konuda makale çıkıyor. Eğer bu Trappist 1 yıldızına gitmiş olsaydık, gidebilseydik, ben bir ara hesap ettiğim saniyede 17 kilometre hızla giden bir NASA uzay aracıyla buraya gitseydik, zannedersem 800 bin yılda falan gidiyorduk. Unuttum şimdi rakamı ama oraya gittiğimizde çok güzel bir gökyüzüyle karşılaşacaktık. Yani hilal şeklinde birbirlerine çok yakın gezegenler olduğu için kimi hilal şeklinde, kimi dolun şeklinde ve onları izleyebilecektik. Tabii hava kıpkırmızı olacaktı. Çünkü bunun yıldızının sıcaklığı çok düşük. Sadece kırmızı ışık veriyor diyebiliriz.
Bu slaytta da en başta Güneş sistemini görüyorsunuz. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars ve dev gezegenlerimiz. Çoklu gezegen sistemleriyle bizim Güneş sisteminin karşılaştırması yine. Ve yine dikkat ederseniz bulduğumuz bu çoklu gezegen sistemleri neredeyse işte Venüs yörüngesinden daha içeride. Yani yıldızlarına çok yakın. Bilim insanları durmuyor. Sürekli yeni şeyler, yeni fikirler ortaya atıyorlar. Ya bizim diyorlar dünyamızın böyle ay gibi güzel, kocaman bir uydusu olduğuna göre bu öte gezegenler neden böyle ay gibi bir uyduları olmasın diyorlar. Yani öte gezegeni zorla görüyorsun, bir de ayı var mıdır diye araştırıyorsun bir anlamda. Evet, onun için de böyle ışık eğrisindeki küçük bozulmalar onların ayı olduğu intibanı veriyor bize ve bunun için modeller geliştiriyoruz. Acaba bunun ayı ne kadar büyüklüktedir, ne kadar etkilidir diye onlara bakabiliyoruz. Bir gezegen türü var ki bunlar çok güzel, bunlara yetim gezegenler diyoruz. Anasız babasız gezegenler. Yani çevrelerinde dolaştıkları bir yıldız yok. Bunları Japonlar buluyorlar ilginç bir yöntemle. Samanyolu içerisinde başıboş dolaşıyorlar. Dolayısıyla bunlarda yaşam olma ihtimali hiç yok. Çünkü çok soğukturlar. Bunu biliyoruz. Evet. Şimdi bu en önemli slaytımız. Zaten konuşmamın sonuna geliyorum. Şu yok bu slaytta. Onun için soru işareti koymuşuz. Burada bulduğumuz öte gezegenlerin boyutlarını yerleştirdiğimiz zaman bir anlamda şöyle bir grafik olduğunu görüyoruz. Yukarıya doğru çıkan bir grafik. Bundan daha küçük olan öte gezegenleri göremiyoruz. Bütün sorun, bundan daha küçük olanlar da dünya büyüklüğündeki öte gezegenler. Bütün sorun şu, acaba evrende bu büyük öte gezegenlerin sayıları çok fazla, küçük öte gezegenler yok mu? Şu eğri şuradan aşağı mı iniyor? Veya bu öte gezegenlerin grafiği böyle boyutça buraya çıktığı zaman, sayıca buraya çıktığı zaman şöyle mi iniyor diye bunu düşünüyoruz. Bir başka üçüncü yöntem, bu grafik böyle yükselip acaba sadece Dünya değil, Merkür büyüklüğünde de gezegenlerin sayısı çok mu fazla acaba diye bakıyoruz. Bu y ekseninde bu büyüklükteki öte gezegenlerin sayıları var dikkat ederseniz. Dolayısıyla biraz önce tekrar vurguladığım gibi biz bu öte gezegenlerin hepsini yakalayamıyoruz. Yakalayabildiğimiz ki buna bilimde seçim etkisi deriz. Bizim yöntemimiz ancak bu tür gezegenleri yakalayabiliyor. Daha istediğimiz küçük dünya kütlesinde veya dünya kütlesinde küçük gezegenleri keşfedecek yeni yöntemler bulmamız lazım. Evet, biraz da işi gülerek bitirelim. Gazetelerde bol miktarda efendim uzaylılar geldi, uçan daireler geldi. Uçan dairelere UFO demeye başladılar. Çünkü ne kadar böyle İngilizce terim kullanırsan kendini o kadar çok kabul ettirebiliyorsun. İşte Habertürk'te çıkan bir haber 24 Haziran 2012'de çıkmış. Bunu hep ben tutuyorum bir anda. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Bu bir UFO'dur demiş. Kim demiş? Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Halktan Akdoğan resmi yazıyla cevap verdi. Bu bir UFO'dur dedi. İyi, bu UFO'dur. Hemen neyse ki böyle haberlerin gerçeğiyle arkasından çöküyor. Konya'daki UFO'nun sırrı çözüldü diye daha sonra zannedersem 3-4 gün sonra yine aynı gazetede çıktı. Fotoğrafı çeken arkadaşımız bir Anadolu muhabiri, Anadolu'daki basın muhabiri. Şu gördüğünüz aydınlatma lambasını o kadar güzel ayarlamış ki size böyle bir UFO görüntüsü verecek şekilde fotoğrafını çekmiş. Peki.
Yine Habertürk'ten bir başlık. Uzaylı varlıklar Allah'a inanıyor. Başlığı altında. Çok uzun bir röportajdı bu. Ben bir sayfasını alıyorum. Başka uzaylı şeyimiz de yok. Bu E.T.'deki şuradaki bir iki filmdeki elimizde şeyler var. Onları da yanımıza alarak böyle röportaj yapıyoruz. Bu arkadaşımız uzaylılarla konuşuyor. Uzaylıların Allah'a inandığını bu röportajda ileri sürüyor ve bu konuda birçok şeyler söylüyor. Hristiyanlar da tabii var. Hristiyanlar da işte Mars'ta bir tane mezar buluyorlar. Üstünde haç var. Acaba diyorlar Marslılar Hristiyan mıdır diye bakıyorlar. Bu fotoğraflar NASA'nın Mars'a gönderdiği, her iki yılda bir gönderdiğimiz robotlar vardır Mars'a biliyorsunuz. Curiosity'nin çektiği fotoğraflar sürekli olarak internete yayınlanır. Geldiği gibi yayınlanır. Kimse şey etmez onu. O yayınlanan fotoğraflar çok dikkatlice, sinsice efendim kontrol eden insanlar vardır. Böyle bir yapı görmüş, hemen bu Marslılar ölünce mezarlarıdır. İşte başına da bir haç dikmişler diyerek ortalığı velveliye veriyor. Papa geri kalır mı? Tabii ki geri kalmaz. İşte sizin diyor istediğiniz, söylediğiniz, çok lafını ettiğiniz Marslılar buraya gelse ve bir tanesi vaftiz olmak istiyorum dese ne yapacağız? Evet, Marslılar çocuk kitaplarındaki gibi yeşil, uzun burunlu ve koca kulaklı Marslılar diyerek o da işin içerisine bir anlamda girmek istiyor. Uzaylılar Türkçe konuşuyor diye gene gazetelerde çıkan bir haber vardı. Bu sene bir veya iki defa ortaya çıkar bu haber. Haberin kökeni 2002 yılına dayanır. Bir İspanyol ajan, uzaylılara inanan, uzaylıların geldiğine inanan bir İspanyol ajan 3 tane uzaylı görüyor. Yavaşça yaklaşıyor onlara, konuşmalarını dinliyor. Daha sonra bunu yukarıda müdürlüğüne rapor ediyor bu İspanyol ajan. Diyor ki o raporunda Türkçe'ye benzer bir dil konuşuyorlardı uzaylılar diyor. Bizim basın bunu görünce hemen alıyor bu haberi ve benzer kelimesini atıyor bir kenara. Uzaylılar Türkçe konuşuyor diyerek başlık atarlar. Bu başlıkla attığınız zaman bu haber çok okunuyor. Neden çok okunuyor? Çünkü bizim gençlerimiz öyle İngilizce bilmedikleri için, tamam mı, uzaylılarla yarın karşılaşırsak, görüşürsek o zaman rahatlıkla onlara selamun aleyküm diyebileceğiz diyerek bir bakış açıları var tabii ki. O nedenle de bu haberi 2002 yılından bu yana sürekli olarak her sene muhakkak gazetelerde görürsünüz. Uzaylılar Türkçe konuşuyor diye. Bu işin hep böyle dikkat ederseniz dini taraflarını ele alanlar çok. İşte Hristiyanlar da, Müslümanlar da, uzaylılar Müslüman mı diye TV'de oturup tartışan insanlar da görebilirsiniz. Dolayısıyla sonuçta bilim adamlarından çok daha önce İstanbul'da bir din adamı bu gerçeklerini anlatmıştı. Space Explorer TV'de yayınlanan bir şey bu. Uzayda hayat var, UFO'lar gerçek, Mars'tan geliyorlar ve Müslümanlar. Bitti. Olay şu, insanlar bilgileriyle yahut da inançlarıyla bu uçan dairelere inanıyorlar, uzaylılara inanıyorlar. Bunun hakkında araştırma yapıyorlar. Tamam da yani bu konuda insanlığın en büyük sorusu olan uzayda biz yalnız mıyız, evrende biz yalnız mıyız sorusunun karşılığının böyle olmaması gerekir tabii. Tekrar edelim, bu kadar Samanyolu'nda 1 trilyondan fazla öte gezegen olduğuna göre, Samanyolu gibi 200 milyar galaksi olduğuna göre bu öte gezegenlerden herhangi birinde yaşam olma olasılığı çok yüksek diyoruz. Bundan her öte gezegene bu SETI projesinde kullandığımız radyo teleskop dizisi var. Onu yönlendiriyoruz. Eğer orada radyoyu bulmuşlarsa, bir uygarlık varsa, uygarlık radyoyu, televizyonu bulmuşsa, akşamlar Mucize Doktoru seyrediyorsa, bizim bu radyo teleskoplarımız onu dinleyecek güçte.
Yani akıllı sinyali yakalayacak güçte. Bulduğumuz bu 4000 öte gezegenede bu radyo teleskop dizisini yönelttik ama hiçbirinden akıllı sinyal alamadık. Ne olacak peki? Eğer yarın bir gün birinden bir akıllı sinyal alırsak, şöyle yakınımızdaki bir öte gezegenden, yani 150 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegenden böyle akıllı bir sinyal alırsak ne yapabiliriz? Biz onlara gidemeyiz. Onlar bize gelemez. Neden? Yollar uzak. 150 ışık yılı dediğimiz zaman bir ışık yılının yaklaşık 10 trilyon kilometre ettiğini düşünürseniz, tamam mı? Bu kadar yolu aşacak hiçbir gücümüz yok. Işık hızına yakın bir hızda gidecek olsanız 160 yılda gidersiniz. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre. NASA'nın ulaştığı en büyük hız saniyede 17 kilometre. Hadi bilemediniz 20 yapalım onu. Saniyede 20 kilometre nerede? Saniyede 300 bin kilometre nerede? Bizim teknolojimizin daha gelişmesi lazım. Bu roket teknolojisinden bir şekilde kendimizi sıyırmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Evet, bu sunumu bu bilim adamlarından çok daha önce İstanbul'da bir din adamı madem böyle açıklamış, uzayda hak var, UFO'lar gerçek, Mars'tan geliyorlar ve Müslümanlar demişler. Şu slide'da konuşmamızı bitirelim. Evet, gördüğünüz gibi burada uzaylı geliyor, kıbleyi soruyor ve ona cevap veren var. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı YouTube'da seyrettiğiniz ekranda altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Sevgili Ayşegül onları bana aktaracak. Hocam çok teşekkürler. Şu anda screen share'i kapatabilirsiniz. Bir yandan biz de o zaman sohbet ekranımıza geri dönelim. Birkaç tane soru geldi. İlk soruyla başlayayım şurada. Amerika'nın Mars'ta inceleme yapmasının ve o gezegene gitmek istemesinin asıl sebebi nedir? Oradan bir metal getirip bunu pazarlamak olabilir mi diye bir soru var. Sadece Amerikalılar gitmiyor Mars'a. Avrupalılar da gidiyor. Hintliler de gidiyor. Çinliler de gidiyor. Yani ille de Amerikalılar gidiyor diye bir şey yok. Amerikalıların gönderdiği her uzay aracını şimdi ESA ile NASA ortak yapıyorlar mesela. Dolayısıyla en son bu yaz gönderecek azim uzay aracını gene Avrupa Uzay Ajansı ile NASA ortak yaptılar. Bütün mesele, ben Mars'a gitmek istiyorum dediğiniz zaman, hedef koyduğunuz zaman o hedefe ulaşmak için yapacağınız her şey teknolojinizi geliştiriyor. Bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Önemli olan odur. Dolayısıyla Mars'a gideceğiz. Mars'ta bir koloni kuracağız. Mars köyü kuracağız, orada yaşayacağız diye bir amaç koyuyorsunuz. Bu amacınıza ne zaman ulaşırsınız? Büyük bir soru işareti. Belki 2040, belki 2050. İşte onun için projeler yapıyoruz. Eğer orada ağaç dikersek, ağaçlar yetişirse Mars'ın atmosferini değiştirebiliriz diyoruz. Mars'ın atmosferi, dünya atmosferinin %1'i kadar incecik karbondioksitten oluşan bir atmosfer var. Onu nasıl değiştireceğiz diye yeni projeler geliştiriyoruz. Ama bunlar hedef. Bu hedefe ne kadar zamanda ulaşabiliriz? Onlar büyük soru işareti tabii ki. Teşekkürler hocam. Bir soru daha var. Türkiye neden ESA'ya üye değil? ESA Avrupa Birliği ülkelerinin üye olduğu bir şey. Biz de üye olabilirdik. ESA değil de en başta ESO'ya üye olmak için çok çabaladı bizim Türk gençlerimiz. Başta Umut Yıldız olmak üzere. Ve zannedersem yaklaşık 50 milyon euroydu. İlk girişte vereceğimiz para öyle bir paraydı. Devletimiz bunu çok gördüğü için ESO'ya üye olamadık. ESO nedir? Avrupa Güney Gözlem Evleri diye bir kuruluşu var Avrupa Birliği'nin. Bu Şili'de çok büyük gözlem evleri var ve Türk astronomlar gidip orada gözlem yapma olanağına sahip olacaktı. Ve ESO'nun her türlü ihalesine Türk iş adamları girebilecekti. Yani verdiğimiz 50 milyon euronun karşılığını çoktan geri alabilirdik. Çünkü bizde bu tür sanayi çok güzel gelişti. Teknoloji hızla gelişiyor. Dolayısıyla çok hızla da geri alabilirdik. Fakat uygun görmedi devletimiz ve ESO'ya üye olamadık. ESO'ya üyelik hiç aklımıza gelmedi. İnşallah ümit ediyorum. Türk Uzay Ajansı Aralık ayında kuruldu. Bir sene olmadı daha.
yönetim kurulu ve müdürü belli oldu. İlk yapacakları iş büyük ihtimalle ESA'ya üyelik için başvururuz ve ESA'ya üye olursak bu tür uzay çalışmalarına da birlikte Türkiye'de katılmış olur diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bir soru daha geliyor. Şimdi başıboş gezegenlerin belli bir yörüngeleri var mı diye sorulmuş. Samanyolu sistemi içerisinde bütün yıldızlar Samanyolu merkezi etrafında dolanırlar. Büyük ihtimalle ona dikkat etmedim ama bu başıboş dolaşan öte gezegenler de aynı şekilde Samanyolu'nun etrafında dolanıyorlardır. Ben bir açıklama yapayım. Ethem Hoca'ya katkı olsun. Bu başıboş dolaşan gezegenler için yaklaşık bir sayı da saptanmış. 1 trilyona yakın başıboş gezegen olduğu tahmin ediliyor Samanyolu içinde. Yani bir yıldızına bağlı olmadan ama gezegen sıfatına da sahip olabilecek büyüklükte ki gök cisimlerinden bahsediliyor ve bunun 1 trilyon. 1 trilyon müthiş bir sayı aslında bizim için. Yani burada hele bir de eğer peşi sıra şu sıra şeyde gelirse, soruda gelirse bunların üzerinde yaşam olasılığı var mı diye %1 bile olsa 1 trilyonun %1'ini aldığınız takdirde milyarlara kadar erişirsiniz ki çok büyük bir sayı. Onun için 1 trilyon yadsınamayacak bir sayıdır. Bunun araştırılmaya devam etmesi gerekir. Evet, bir soru daha geliyor. Roket teknolojisi gerçekten yavaş ve kötü. Buna alternatif neyi kullanabiliriz? Var mı çalışmalar bu konuda denmiş. Nedir? Anlamadım soruyu. Roket teknolojisi kötü. Alternatif çalışmalar neler? Alternatif çalışma da yok. Başka yani yöntemimiz de yok şu anda ama muhakkak bir gün yeni yöntemler bulunacak. Roket teknolojinin dışında hala ben bir uzay aracını atmak için müthiş bir yakıt dolduruyorum rokete ve ateşliyorum onu ancak işte ulaşabildiğimiz en büyük hız 17 kilometre 20 kilometre saniyede. Bunun alternatifi var mıdır diye baktığımız zaman şu anda fizikte böyle bir alternatif maalesef göremiyorum. Yok. Ama insanoğlu bu. Araştıracak. İnşallah bulacak diyelim. Başka bir şey diyemiyorum bu konuda. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir soru daha. Hocam geçen gün dediğim kuantum fiziği ile ilgili bir radyo sinyal bir videoda radyo sinyallerinin de belli bir uzaklıktan sonra bozulduğundan dolayısıyla çok uzak gezegenlere sinyal gönderirse bile oraya anlamsız bir şekilde ulaşacağı anlatılıyordu. Bu doğru mudur? Şimdi ilk radyo teleskopların 1940'larda yapıldığını düşünürsek kaba hesap biz son 100 yıldır uzaya sinyal gönderiyoruz. Son 100 yıldır. Daha evvel hiç gönderemiyorduk. Yani öyle bir teknoloji yoktu ortada. Son 100 yıldır gönderdiğimiz sinyaller de demek ki 100 ışık yılı öteye kadar ulaşmıştır şu anda. 100 ışık yılının ötesindeki gezegenlere bizim sinyallerimiz gitmedi dahi. Dolayısıyla eğer bu yarı çapı 100 ışık yılı olan küre içerisinde yaşayan birileri varsa ancak onlar bizi duyabilir. 100 ışık yılı dediğimiz şey de şurası hemen yakınımız yani. Samanyolu'nun bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı olduğunu düşünürsek 100 ışık yılı çok yakınımızda bir çevre demektir. Dolayısıyla bizim sinyalimiz zayıflıyor mu, kuvvetleniyor mu? Kuantuma göre şöyle efendim bu böyle demenin de bir anlamı yok. Çünkü zaten yakınımıza gönderiyoruz sinyalleri henüz. Evet, bir soru daha. Benzer aslında. Hocam, eğer herhangi bir öte gezegenden radyoaktif dalga alırsak iletişim kurabilir miyiz diyorlar. Yani o öte gezegenin çevresinde dolandığı yıldızdan bir sürü sinyal alıyoruz. Buna akıllı sinyal değil tabii. Işık, elektromanyetik dalgalar alıyoruz. Yani orada X ışığında olur, gamma ışığında olabilir. Ama bizim aradığımız akıllı sinyal. Dikkat etmek lazım. Yani bir oluşmuş bir medeniyetin insanları gelişmiş bir takım cihazlar üreterek
akıllı sinyal üretiyorlarsa biz bunu alabiliriz. Henüz öyle bir şey de yok. Peki, bir başka soru geliyor. Dünya dışında yaşam olma ihtimalinin olduğunu söylediğimiz gezegenlerde herhangi bir canlının yaşamına dair bulgular var mı? Yok. Dediğim gibi bunlar çok uzakta oldukları için bizim teleskoplarımıza, uzay teleskoplarımıza göre çok uzakta olduğu için acaba yüzeyinde bir hayvan yaşıyor mu, fil var mı diye bakamıyoruz. Ama oradaki canlı yaşamın, ekosistemin nasıl bir şey olacağı konusunda bir takım modeller yapabiliyoruz. Mesela benim bir öğrencim Amerika'da bir yüksek lisans yapmıştı. Elinde bir program vardı. O programı çalıştırarak bir takım güzel şeyler söylüyordu. Bütün eğer böyle bir gezegende, yıldızı şu sıcaklıktaysa, böyle bir gezegende yaşam varsa, bütün bitkilerin yaprakları kırmızı olacak diyordu mesela. O ekosistemi bilgisayarda oluşturuyorsunuz bir anlamda, modelini yapıyorsunuz. Öyle bir modelde, öyle bir gezegende yaşam olursa neler olabilir diye bakabiliyorsunuz sadece model olarak. Bunları doğrudan gözleme olanağımız maalesef yok. Ayşegül sesin kapalı galiba. Evet, kapalıydı. 84-80 civarında izleyicimiz var şu anda. Size de bir yandan izleyemediğiniz için hatırlatayım dedim. Sorular gelmeye devam ediyor. Dünyadaki kaynaklarımız tükendikten sonra yaşanabilecek başka gezegenler var mı? Dünyadaki kaynaklarımızın tükenmesi için daha epey bir uzun süre var. Fakat işte o amaçla Ay'da bir köy kuracağız, Mars'ta bir köy kuracağız ama ikisi de yaşanabilir gibi değil. Büyük ihtimalle Jüpiter'in uydusuna gidebileceğiz, Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa buzlarla kaplı. Satürn'ün güzel uyduları var buzlarla kaplı ve o buzların altında okyanuslar olduğunu bugün gayet iyi biliyoruz, eminiz. Enceladus gibi mesela güzel bir uydusu var. Güney kutbundan sıcak su buharı fışkırıyor. Dolayısıyla bu tür gezegenlerde, güneş sisteminde daha uzakta olan gezegenlere gidip o okyanusun üstündeki buzun içerisinde yaşayabiliriz. O buzların kalınlıkları dediğim gibi çok kalın ama buzun içerisinde yaşayacak teknoloji de buluruz. Çünkü bu sözünü ettiğimiz şeyler en azından 400-500 yıl sonra başımıza gelecek olan işlemler. Dünyada hala kaynakları tüketmek diye bir kavram yok. Yeni kaynaklar arama peşindeyiz. Asteroidleri getirerek dünyamızda satmak niyetindeyiz. Bir şey biliyor musunuz? Hala kaynaklar var yani. Uzayda da var, dünyamızda da var. Bu kaynaklar bitmez. Serdar sen... Yapabilir miyim? Buyurun hocam. Ethem hocama katılıyorum. Aslında belki de bu pandemiden sonra en çok konuşulacak konulardan bir tanesi de bu. Yani hep astronomi dünyasında bugüne kadar işte Ay'da köy kurma, Mars'ta koloni kurma çalışmaları yapılırken birçok şey de hep dile getiriliyordu. Bize ne faydası var bunların diye. Şu andaki durum bunu gösterdi. Evet çok kötüye gidecek diye bir şey söylemiyorum ama günün birinde ne olacağı belli olmaz. Bir astronomi çarpışmasıyla da karşılaşabiliriz. Sonuçta biz Güneş sistemi içinde 1 milyar, 2 milyar yıl sonra bile olsa bir yer bulmak zorunluluğu hissediyoruz. Bunun için de Ethem Hocam çok güzel örnekler verdi. O örneklerden biri de Satürn'ün uydusu Titan. Titan'da şu anda metan denizleri bulundu ve bu metan denizlerinden dolayı da 2 milyar yıl sonra orada dünyadaki atmosfer koşullarına sahip bir atmosfer koşulu olabileceği tahmin ediliyor ve orada dünyadaki yaşamın benzer bir yaşamın sürdürülebileceği. Tabii bu 2 milyar yıl sonra olacak. Yani güneş sisteminin daha 4,5 milyar yıl yaşayacağını güneşin düşünürsek 2 milyar orta yaş gibi bir şey olur. Belki olabilir. 2 milyar yıl sonra belki orada bir yaşam olur ama Titan'a gitmek bile 7 yıl sürüyor. Şu andaki teknolojiyle gitmek 7 yıl. Yani biz Ethem Hoca ile binsek o aracın içine 7 yıl sonra biz oraya gideriz.
Böyle bir durum var. Bu kadar yakın bir mesafedeyiz. Değil yıldızlar arası bir yerlere gitmek. Güneş sisteminin içinde bile 7 yıl sürecek Satürn'ün uydusuna gitmek. Evet, bununla ilgili de bir soru geldi. Samanyolu galaksisinin tümüyle iletişim kurmamız kaç yıl alır? Dursun hocamızın bir şeyi var galiba, katkısı var herhalde. Soru şey yapmak istiyor Ayşegül. Buyurun Dursun hocam. İyi akşamlar. Ben Ethem ve Serdar Hoca kadar iyimser değilim. Bizim başka bir sorunumuz var aslında. Bırakın o gezegenlere gitmeyi. Çok ciddi bir iklim değişikliği problemimiz var bu dünya üzerinde. Dolayısıyla eğer bu şekilde devam edecek olursak sanıyorum bir 2-3 derece daha sıcaklıklar yükseldiği takdirde bu pandemiden çok daha korkunç pandemilerle karşılaşacağız. O nedenle bence sanıyorum bu uzay teknolojisinde ve diğer teknolojilerde ileri gitmiş, mesafe almış ülkeler her şeyden önce bu teknolojilerini kullanırken bir takım tedbirleri de almak zorundalar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu konuda ciddi bir hata yapıyor. Yani bildiğim kadarıyla Trump bu Paris Anlaşması'ndan çıktı. Bu çok ciddi bir sorun. Sonuçta çevre kirliliği, iklim değişikliği bizim bu gezegenimizin yok olmasında önemli bir faktör olacak. Hani hep şöyle derdik şimdiye kadar, işte dünyanın yok olması için ya bir nükleer savaş çıkmalı, çıkar ve insanlık yok olur. Ya işte güneşin evriminin sonuna doğru gelmesi ki onun için daha 4,5-5 milyar yıl süre var. Onda hiçbir problem yok. Bunları söylerdik ama şimdi artık çevre kirliliğinin, iklim değişikliğinin insanlığı yok etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. O nedenle sanıyorum o gezegenlere gitmek birazcık hayal. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Güzel bir noktaya parmak bastınız. Ben sorularla devam etmek istiyorum çünkü bayağı sorumuz var. Bir saat yaklaşık bir yayınımız söz konusu oldu. Bir soruyla devam edelim. Diğer galaksilerdeki öte gezegenleri gözlemlemek mümkün mü? Veya gelecekte mümkün olur mu? Zannedersem Andromeda galaksisinde bir gezegen buldular. Andromeda galaksisi biliyorsunuz bize çok yakın bir galaksi. Hemen şurada 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta. Onun ancak Hubble Uzay Teleskobu'yla zannedersem gözlemlerin sonucunda bir tane öyle öte gezegen bulundu. Ama bizim yani oraya hiç gitmemize gerek yok. Aynı şey model Samanyolu'nda ne yapıyorsak bütün galaksilerde de geçerli. Yani bizim galaksimizde yüzde kaç öte gezegen varsa diğer galaksilerde de aynı miktarda öte gezegen olması gayet normal. Dolayısıyla şimdiye kadar belki bir tane bulundu hatırladığım kadarıyla. Belki bulunmadı. Ama çok ayırma gücü yüksek büyük teleskoplarla uzun süre gözlersek geçiş yöntemiyle ancak bulabiliriz. Dolayısıyla benim aklımda öyle bir tane kalmış. Olabilir veya olmayabilir ama bütün galaksilerde benim Samanyolu'nda 1 trilyondan fazla öte gezegen varsa diğer galaksilerde de yine 1 trilyondan fazla veya 1 trilyondan az 700 milyar, 800 milyar öte gezegen olduğu aşikar. Evet, şimdi fantastik bir soru geliyor. 51. bölgede de mi uzaylı yok hocam? Zaten dersem 2 sene oldu. Ya 1 sene ya 2 sene oldu. Pentagon, yani Amerikan Milli Savunma Bakanlığı diyelim ona, 1500 sayfalık bir rapor yayınladı. 51. bölgeyle ilgili. Tabii bunu kimse okumadı. Eğer onlar okusalardı 51. bölgede çok ileri teknolojide uzay araçları ve uçaklar üzerine çalışıyor. Yani bu bir askeri sır. Dolayısıyla o çok ileri teknolojide çalışan bir bölgeye
Tabii beni sokmazlar, kapıdan geri çevirirler, yasak derler. Yani Türkiye'de de böyle yerler vardır, giremezsiniz içeri. Tamam mı? Normal askeri çalışmadır. Bunların gizli tutulması lazımdır. Dolayısıyla girilmez. Fakat bu 51. bölge hikayesi, işte uzaylılar düştü. Amerikalılar aldı onu, 51. bölgede saklıyorlar. Ameliyat da ediyorlar böyle. Tamam mı? Bu saçmalığın peşinde koşan gençlerimiz var. Bu o kadar çok yalan söyleniyor ki bu uğurda. Dolayısıyla gençlerimiz inanıyor. Hatta geçen sene zannedersem 51. bölgeye Amerikalılar yürüyüş bile düzenlediler. Ellerini böyle protesto ederek bu uzaylılara inananlar, Amerikalılar yürüyüş bile düzenlediler. Çok saçma sapan bir şey. Tabii ki oraya giremezsin kardeşim. Orada bir çalışma var. Orada üretilen şeyler var. Askeri bir bölge. Senin ne işin var orada? Almazlar. Yok beni almıyorlar. O zaman işte orada uzaylılar var. Uzaylıları aldılar. Hapsettiler. Onun üzerinde çalışıyorlar diye bir kavram var. Çok yanlış. Hiçbir uzaylı gelmedi dünyamıza. Hiçbir uzaylı gelmedi. Hiçbir uçan daire gelmedi. Ve bunların içinde hiçbir uzaylı çıkmadı. Bunu böyle bilelim. O gazete haberleri size hep uyduruk insanlar tarafından yazılıyor. Hep şunu söylüyorum. Neden bu uzaylıları, uçan daireleri hep halktan insanlar görüyor? Manav Hüseyin görüyor. Tarlada çalışan Fatma Hanım görüyor. Güvenlik görevlisi Hüseyin Bey görüyor. Ama hiçbir bilim dünyasında insanlar neden görmüyor? Bunun üzerine düşünmelerini isterim arkadaşlarımın. Buna inanmaya yönelmiş olan arkadaşlarımızın bu soruyu kendilerine sormasını istiyorum. Evet Serdar. Yine bir katkı yapmak istiyorum. Belki birazcık daha konu açıklanır. Uzay çalışmalarının niye bu kadar çok titiz yürütüldüğüne ilişkin. Şu anda bir pandemi var. Ve bu pandemiden korunabilmek için, yani bu virüsten korunabilmek için bütün dünya halkının el birliğiyle neler yapacağı hep tartışılıyor. Şeyleri hatırlıyor musunuz? Buradan nereye geçeceğim? Uzay çalışmaları sırasında ister NASA, ister ESA, Hindistan, Japon, Sovyet hiç fark etmez. Uzay teknoloji laboratuvarlarında uydular yapılırken müthiş bir hijyen sağlanıyor. Ve bu hijyen neden sağlanıyor? Yani oradaki uzay çalışmaları yapanların hepsi şu anda bizim dışarı çıkarken taktığımız bu maskeleri kullanıyorlar. En ufak bir virütük bir şeyin ya da bakterinin o uzay çalışması sırasında uzay gemisinin, uzay aracının üstüne yapışmasını engellemek için. Çünkü bu uzay aracı sonuçta hedefe, yani örneğin Ay, örneğin Mars, oraya konacak ve o virüsü diyelim ya da herhangi neyse artık o virüsü oraya taşıdığı takdirde oradaki atmosfer koşulları altında bu virüsün hangi genetik mutasyondan geçeceğini ve yüzyıllar sonra, 500 yıl, 1000 yıl sonra orada ne hale dönüşeceğini ve canlı oluşturup oluşturmayacağını bile bilmiyoruz. Onun için bu kadar muazzam bir hijyen çalışması var uzay laboratuvarlarında. Bazen çünkü bu sorularla hep bu okullara falan gittiğimiz ya da derslerde, konferanslarda karşılıyoruz. Bu kadar hijyene ne gerek var diye. Hijyenin önemi burada. Bu virütük şeylerle biz başka bir gezegene taşıdığımız ve oraya bıraktığımız andan itibaren o uzay aracı oraya konduğunu düşün ve o virütük şey oraya gittiğini düşün. Orada nasıl bir atmosfer koşulunda neye dönüşeceğini bilmiyoruz. İşte yeni bir uzayda yaşam o zaman başlayacak. Belki bu 3000 yıl sonra olacak, belki 100 milyon yıl sonra olacak. Bu konuda ne dersin Ethem Hocam? Bu uzay istasyonunda bakterilerin üreme miktarı yerdeki üreme miktarına göre 10 kat daha fazlaymış. Felaket bir şey. Onun için hiçbir pis bir şeyi havada dolaştırmıyorlar. Hemen yok etmek için her türlü çareye başvuruyorlar. Bir başka şey söyleyeyim, o da güzel. Geçen de 3 astronot gitti uzay istasyonuna. Oradan da 3 astronot geldi ya. Baykonur'dan gitti 3 astronot. Onları gönderen o Rus ekibin içerisinde birinde koronavirüs çıkmış testinde. Acaba astronotlardan birine bulaştırmış mı diye büyük bir soru işareti var. Şimdi o, yani giden 3 astronot uzay istasyonunda çalışıyor şu anda.
Mesela bak sen bunu söyleyince aklıma şey geldi. Hep sorarlar bunu. Mesela Ay'a giden bu Apollo astronotları vardı ya. Sonra atmosferden içeri girip işte denize iniyorlardı, okyanusa alıyorlardı ve ne yapıyorlar onları? Karantinaya götürüyorlar. 20 yıl önce, 30 yıl önce bunlar yaşandı. Neden o astronotları 3 kişiyi karantinaya götürüyorlar? Yani neden? Halbuki hayvan geldi. Onun nedeni farklı Serdar'cığım. Öyle mi? Evet. Bu uzaydan gelen astronotlar yere geldikleri zaman o ufacık şeyden çıktıktan sonra, uzay aracından çıktıktan sonra yürüyemezler. Neden yürüyemezler biliyor musun? Uzaya gittiklerinde vücutlarındaki kanın yaklaşık 5 kilosu atılır idrar yoluyla. Dolayısıyla yeryüzüne döndüklerinde sanki 5 kilo kanı Kızılay'a bağışladıktan sonra sen de yürüyemezsin. Vücudunda o kanın yerine gelmesi gerekiyor. Onun için sedyeyle taşırlar hastaneye, karantinaya alırlar yani astronotları. 3-4 gün orada bakımı yapılır. Ondan sonra yürüyecek hale gelir. Bacaklarında hiç kan yoktur o zaman, anlıyor musun? Geldiklerinde onun için yürüyemezler. Dünyanın yüzey çekim kuvvetine alışmaları lazım onların. Kan ondan sonra alırlar ve yürümeye başlarlar. Oradan kaynaklanıyor. Bir uzay hastalığıdır o. Evet, uzay hastalıkları da çok. Bir başka soru sorayım size arada. Dünyada yaşamı başlatan oksijen, tuz, amino asit ve benzeri meteorlardan geldiği söyleniyor. Yaşama elverişli yerlerden gelmiş olabilir mi bunlar? Meteor dediğimiz şeyler Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan parçalar. Yani herhangi bir gezegenle çarpışıp da o gezegende bulunmayan, ondan kalan parçacıklar. Dolayısıyla bunlarda da bir takım organik moleküller bulunuyor bildiğim kadarıyla. Ama yaşamın bir meteorla dünyaya geldiği konusunda hiç öyle bir tez görmedim. Suyun geldiği söylenir de onunla ilgili bir takım şeyler var, iddialar var. Fakat yaşamın meteordaki gelen işte bakteriler, şunlar bunlarla olduğu konusunda hiçbir tez görmedim diyebilirim. Peki. Bir başka soru da hocam, şu anda Mars'ta insanların yaşayamayacağı söyleniyor. Peki tek hücreli mikroorganizmaların yaşaması mümkün müdür diyorlar? Biyolog olması lazım. Bilmiyorum, bu konuda belki Serdar Hocam cevap verir. Mars'ın toprağının hemen altında müthiş miktarda buz var. Yani toprakla buz birleşmiş. Eğer o Mars'ta bir takım mağaralar açıp da içinde yaşamak mümkün olursa, ki mağaranın atmosferini de değiştirmek yine şart, her şey olabilir diyebilirim. Ama soruya tam cevabı bilmiyorum. Ethem Hocam, 2019 yılı Temmuz ayında Mars'ın güney yarım küresindeki bir alan içinde hemen yüzeyin altında böyle yağlı tuzlu bir göl bulundu. Yani yapılan sismik araştırmalarla. Bunu NASA ön plana alıp bir proje geliştiriyor şu anda. Belki önümüzdeki yıllarda doğrudan o bölgeye bir uzay aracı gönderilecek ve o uzay aracının şu anda o Curiosity var ya, meraklı dediğimiz, onun yaptığı gibi lazerle ya da delme motorlarıyla yüzeyde bir miktar delip o bölgede bir çalışma yapması tahmin ediliyor. Yani öyle bir proje var. Hani oradan örnekler alıp, hani gerçekten böyle bir şey var mı? Olası bir durum söz konusu mu diye bir çalışmaların olacağı düşünüyor. Bu bir. İkincisi, bir de bir şey daha söyleyeceğim bununla ilişkili. Galiba geçen seneydi, İsrail'in bir uzay aracı Ay'a gönderildi. Ve Ay'a inip çalışma yapacaktı. Fakat Ay'a inmeden önce parçalandı. Ay'a iniş yapamadı. Ama o uzay aracının içinde şu anda adını unuttum, bir su aygırı gibi böyle küçük bir şeyler vardı. Her türlü basınca, hani bu okyanusların altında çok büyük basınçlar altında yaşayabilen canlılar var ya, onlar gibi, şu andaki adını unuttum, çok çok küçük ve onların saçıldığı söylendi. Ayın üzerine o çarpma, parçalanma sırasında. Onların ay üstünde nasıl bir
yaşam sürdüreceği eğer sürdürürse bilinmiyor. Mesela bu çok ilginç bir şey. Biraz önce Ayşegül bir şey dedi ya, hani Mars'ta bir mikroorganizma bir şeyler olursa yaşayabilirler mi diye. Şu anda en çok merak edilen konulardan biri. Onlar gerçekten orada yaşayacak mı? Yoksa tamamen yaşamlarını sonlandırdılar mı diye. İşte Ayköy'ü kurduğumuzda bunların hepsinin cevabı bulunacak Serdar. Evet. Yani oraya bir sürü canlı götürülecek. Bakılacak yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Uzay istasyonuna dünyanın hayvanını götürdüler. Hangi hayvan nasıl yaşıyor böyle bir ortamda diye ona baktılar. Yılanlar bir taaf oldu. Kurbağalar bir taaf oldu. Arılar nasıl çalışıyor orada ona baktılar falan. Dolayısıyla bunlar hep gelecekte yapılacak şeyler. O İsrail uzay aracı çok ilginçtir. Özel sektör bir yarışmaya girdi. Özel sektörde bir yarışma açtılar. XPRIZE'di zannedersem yarışmayı açan. İşte şu tarihe kadar Ay'a uzay aracı gönderene ben şu kadar milyon dolar vereceğim dedi. Ben bu şeyi yazdım bu konuyu. Ve İsrail'de bir şirket bu işe ben giriyorum dedi. Girdi. İsrail Uzay Ajansı ona yardım etti falan. Ama bir türlü şey etmedi işte. Ay'a girmeden parçalandı. Ay'ın çevresinde dolanırken parçalandı. Tevrat bile götürdüler yani. Düşünebiliyor musun? Yani yine bir takım dini kavramları öne çıkartarak bir takım bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama inmedi. Özel sektörün yaptığı bir uzay aracıydı o. NASA da yardım etti. Ona rağmen ay yüzeyine inemedi. Evet. Bir soru var bu deminki konuyla ilgili geldi. O yüzden araya onu alıyorum. Salda Gölü'nün bir haber çıkmış. Salda Gölü'ndeki kum ile ilgili olarak Mars yüzeyindeki toprak yapısının benzeştiği konusunda çalışmalar yapıldığı söyleniyormuş. CNN'de çıkmışmış diye okunmuş. Ben görmedim ama. Gazetelerde de var o. Dursun hocam. Serdar biliyordur o konuyu. Belki ben niye Mars yüzeyindeki toprağa benzetiyorlar? Onu da anlamadım. Mars yüzeyinde benim bildiğim kumlar var, tozlar var ama böyle beyaz değil, Salda Gölü'ndeki gibi değil. Ama gazetelerde bakarsanız Salda Gölü'ndekini Mars yüzeyine benzetirler hep. Dursun hocam sizin bir söyleyeceğiniz vardı herhalde, buyurun. Şimdi bir başka nokta da bu uzay çalışmalarında dikkate alınması gerekli olan uzay hukuku. Şimdi bakın, bu biraz önce sözünü ettiğiniz Serdar Hoca'nın söylediği ve İsraillerin o gönderdiği böcek diyelim neyse. Onlar gönderildi oraya ama onlar oraya gönderilmeden önce böyle bir kaza olursa bunun yaptırımının ne olacağı ile ilgili herhangi bir şey söz konusu olmadı. Buna ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yeni ordu kuruldu. Yani deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetlerine ek olarak bir de uzay kuvvetleri diye bir ordu kurdu Amerika Birleşik Devletleri. Ve bayağı işte komutanı var, askerleri var. Bu da ayrı bir konu tabii, uzay çalışmalarıyla ilgili. Şimdi uzay hukuku aslında son derece önemli bizim üniversitelerimizin sanıyorum birkaç tanesinde, çok azında. Uzay hukuku dersleri okutuluyordu ama şimdi sanmıyorum okutulduğunu. Zaten o dersleri verecek hukukçular var mı yok mu bilmiyorum ama dünyada önemli üniversitelerin hukuk fakültelerinde uzay hukuku çok önemli bir ders. Bu da uzay çalışmalarının bir başka yönü. Teşekkür ediyorum. Evet, doğru söylediniz. O zaten başladı herhalde uzay çalışmalarını. Tekrar bu konuyu da ele alalım. Bu konu üstünde konuşuruz. Bu arada deminki haber 2017'de çıkmış diye bir yorum geldi. Ben okumadım ama Türkiye'den kim bu benzeşmeyi yaptı acaba, onu çok merak ettim. Mars'tan gelen bir meteorun açtığı göl diye de lafı geçiyor onun, Ayşegül. Evet, acaba o yorumu bizim camiada kim yaptı acaba? Neyse, onunla ilgili bakarız. Bir başka soru vardı arada, aslında bugünkü konumuzla ilgili değil ama oğlu için sormuş, o yüzden James Webb ne kadar güçlü bir teleskop, ne kadar çekebilecek diye soruluyor, ne kadar etkili çekim yapabilir diye sorulmuş. Oğlu cevap bekliyordur diye araya alalım dedim.
Güçlü teleskopla neyi bakmaya çalışıyoruz anlamadım. James Webb ne kadar güçlü bir teleskoptur? James Webb. Evet. James Webb işte güçlü bir teleskop. İlk birinci hedefi de bu öte gezegenlerin atmosferlerinin kimyasal yapısını araştıracak diyoruz. Güçlü bir teleskop. Ancak böyle büyük teleskoplarla Typhoon'u alıp da daha iyi rahat inceleyebilecek güçte James Webb. Ama işte Hubble atıldı. Hubble bugün 30. yılını kutluyoruz. Onun haberimiz var mı bilmiyorum. Tam 30 yıl oldu. 30 yıldır çalışıyor. 30 yıldır. İşte 5 defa tamir gördü. Uzayda tamir gördü 5 defa. Ama tam 30 yıldır çalışıyor. James Webb ondan çok daha güçlü. 7 metre çapında aynası var bildiğim kadarıyla. Ama gelecekte hemen yeni projeye başlarlar. 20 metre çaplı aynası olan yeni bir teleskobun çalışmalarına başlarlar. James Webb ben bildim bileli 20 senedir üzerinde çalışılan bir teleskop. Her sene uzaya atılışı erteleniyor. 2014'te mi ne atılacaktı? 2013'te mi ne atılacaktı? Şu anda 2021'de atılacak. Böyle büyük teknolojik şeylerin yapımı da sürekli olarak zaman alıyor doğal olarak. Güçlü bir teleskop. Çok daha Hubble'dan çok daha farklı yeni keşifler James Webb'den bekliyoruz. Evet. Bir soru daha geliyor. Diyor ki Ay dünyadan yaşlı ise Kaliforniya Üniversitesi öyle demiş. Dünyanın uydusu olmasını nasıl açıklayabiliriz? Vay, Kaliforniya Üniversitesi öyle demişse bir yerde demiştir herhalde. Ama biz biliyoruz ki bu biraz önce anlattım gezegen sisteminin nasıl oluştuğunu ve dünyamızın oluştuğu zamanlarda yani bundan 4-4,5 milyar yıl önce aralığında büyük bir Theia isimli bir gök cisminin dünyaya çarparak parçaları koparması sonucunda ayın meydana geldiğini biliyoruz. Geçen de çok güzel bir şey okudum. Bu çarpan Theia'nın Merkür olma ihtimali de çok yüksek diyordu. Çünkü Merkür'ün ince bir kabuğu var, kalın bir çekirdeği var. Dolayısıyla Merkür'ün kabuğunun bu çarpma dolayısıyla ayı oluşturduğuna dair ileri süren bir görüştür. Sadece görüş. Ama bütün astronomların şu anda kabul ettiği bir çarpışma sonucu. Yani dünya var, oluşmuş, bir başka gök cismi geliyor ona çarpıyor, birçok parçayı koparıyor. Dünyanın et çevresinde dolanan bu parçalar birleşerek ayı oluşuyor. O zaman dünya daha yaşlı diye sonuca varabiliriz. Evet hocam teşekkür ediyorum cevap için. Birkaç sorumuz daha var ama artık sanırım 1 saat 17 dakika oldu yayınımız. Yavaş yavaş toparlayabiliriz. Sizin gözlem şenliklerinizi bilenler de var gördüğüm kadarıyla sorulardan. Birinci sorumuz bu yaz gözlem şenliği olacak mı Ethem hocam diye bir soru var. 26 Nisan günü saat 21'de Ethem Hoca ile gökyüzü gözlem şenlikleri hakkında bir konuşmam var yine Astro Bilge Evde projesinde. O zaman açıp dinlerlerse her şeyi anlatacağım orada. Zaten evde olacağız. 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı da ilan edildiğine göre herkes sizi seyretsin. Ne işleri var acaba? Ayşegül, aslında kimden bahsetsen, hazır buradaki izleyen arkadaşlar kimler var bilmiyorum. Programımızdan hani Nisan ayında neredeyse her gün YouTube'da olacağız. Bugün pazartesi, çarşamba günü var. Her hafta bir kere pazartesi, çarşamba, cuma düzenli olarak konuşmalarımız var. Ama onun dışında ne vardı? 23 Nisan'da özel bir programımız var. 4 tane etkinliğimiz olacak çocuklar için. 2 tanesi sunum şeklinde, 2 tanesi atölye çalışması şeklinde. Bir de Karanlık Gökyüzü haftası başlıyor 19 Nisan'dan itibaren. Yani işte başladı. Biz onun için de sunumlar yapacağız. Bunun için en detaylı bilgilere astrobilgi.org
web sitemizden girip inceleyebilirler. Bütün programlar orada var. Ya da Facebook sayfamız var Astrobilgi. Instagram sayfamız var Astrobilgi. Buralarda bütün programlar yayınlanmış durumda. Neredeyse her gün bir etkinliğimiz var. YouTube üstünden hepsi canlı yayınlanacak. Yani konuklar belki ilgi çektikçe o programlara bakarak aylarca devam edecek bu programlar. Yani bu olay sadece pandemi diye bakmamak lazım. Bundan sonra da değişik konularda belki Mayıs ayından itibaren belki şu müjdeyi de verebiliriz. Bu ayın gök olayları anlatılacak. Sonra astronomi dünyasındaki yeni gelişmeler hakkında çalışmalarımız olacak. Onların yorumları, yeni buluşlar hakkında yorumlarımıza ilişkin programlar olacak. Uğur İkizler diye bir arkadaşımız var, astrofotoğrafçımız. İşte Ethem Hoca da biraz bahsedecek zaten gelecek konuşmasında 26 Nisan'da. Mayıs ayında bu astrofotoğrafçılık üzerine sürekli konuşmalarımız olacak. Bizi sürekli izlesinler. Yani çok güzel konuşmalar olacak. Ben bile merakla bekliyorum bunları. Ya ben bekliyorum. Evet, programın hepsini burada tabii sıralamamız bayağı uzun sürer. Çok evet. Yoğun bir program hazırladık. Evde boş oturmuyoruz yani. Sevgili katılımcılar. O yüzden kafa kafaya verdik ve sizler için her şeyleri paylaşmaya karar verdik. Madem eğitime gidemiyoruz, biz de buradan evden yaparız dedik. Ve astrobilgi.org sitemizde var, Facebook sitemizde var. YouTube'dan canlı yayını bu akşam ilk kez denemiş olduk. Çünkü Nisan ayı boyunca aslında başvuraraktan Zoom'la yapıyorduk toplantı eğitimlerimizi. 50 kişiyle sınırlamak zorunda kalıyorduk ama şimdi sınırsız, daha rahatız. 80'i aştı buradaki katılımcı sayımız, daha rahat oldu. Sorular da aslına bakarsanız daha yoğun olmuş oldu. Ben şahsen bunun daha verimli olduğunu düşünüyorum. Sizler de ne düşündüğünüzü yorumlara yazarsanız seviniriz. Üstelik like eder veya aynı zamanda da subscribe edip abone olursanız düşüncelerinizi anlamış oluruz bizler de. Ve buradan da sizlere her yayın gelirken haberdar olmuş olursunuz. Yayınlarımızı aynı zamanda daha sonrasında izleyebilmeniz için de YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. YouTube Astrobilgi. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Onu da söyleyebiliriz. Evet. Dedim abone olursanız bundan sonraki yayınlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Alert gelir, reminder gelir. Oradan bir uyarı sistemi çalışır böylelikle. Oradan da haberdar olabilirsiniz. Astrobilgi'yi Facebook'tan daha aktif bir şekilde biz duyurularımızı paylaşabiliyoruz. Çok güzel bir fotoğraf gördüm. Az önce Facebook'a girip tekrar YouTube'dan canlı yayın yapmanın bazen faydaları oluyor. Bu akıllı televizyonlarla da seyredebiliyorlar. Salonumuzun baş köşesine Ethem Hoca ile bizi buluşturduğunuz için teşekkür ederiz dediler. Sanırım güzel yerlere geldi. Mert Hocam'ın ve Dursun Hocam'ın el kaldırdıklarını görüyorum. Belki onlara... Dursun Hocam buyurun. Ben özellikle 23 Nisan programımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Biliyorsunuz 100. yıl son derece önemli ve çok sayıda etkinlik hazırlanıyor her alanda. Biz de Astrobilgi ekibi olarak çocuklara yönelik olarak ortaokul, lise hatta ilkokul çocuklarına yönelik hem uygulamalı hem de ders anlamında bir program hazırladık. En azından bugün bizi dinleyenler, bizi izleyenler bu programa mutlaka katılsınlar ve çevrelerine de bunu duyursunlar. Çok mutlu oluruz. 23 Nisan'ımız son derece önemli. Onu bir hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de sevgili hocam. Sanırım 22 Nisan'da ve sonrasında 23 Nisan'da da bu hafta böyle devam ediyor. Neredeyse her gün dediği gibi Serdar hocamızın sizlerle birlikte olacağız. Söylemek istedikleriniz var mı sevgili hocalarım? Ben teşekkür ediyorum gelip beni dinledikleri için. Bundan sonra dinleyecekler için de teşekkür ediyorum tabii ki. Ayşegül sana da teşekkür ediyoruz. Sağ olasın bu program için. Yönetim. Ne demek? Evet, sonraki... çok güzel yönettin. Çok güzel yönettin. Teşekkür ediyoruz Ayşegül Hocam. Hep beraber hocam, hep beraber buradayız. Aslında Zoom göstermiyor şu an yayında ama katılım olaraktan diğer ekip üyelerimiz de burada. Videolar açık olmadığı için görmüyorsunuz ama onlar da bir fiil bizlerle beraberler aslında.
Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Biz takip ediyoruz. Sallıyoruz. Evet. Hoşçakalın.